Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sizin için değişik bisiklet aydınlatmaları, değişik bisiklet lambaları inceleyeceğim. Bu lambalar bana nereden geldi? Hepinizin bildiği ve birçok kişinin de alışveriş ettiği Banggood.com'dan geldi. Türkiye'deki binlerce insan gibi özellikle bisiklet severler gibi ben de yurt dışından alışveriş yapan insanlardan bir tanesiyim. Banggood'dan da daha önce de ciddi alışverişler yaptım. Hatta bununla ilgili de önerilerde yurt dışı alışveriş siteleri, güvenli alışveriş siteleriyle ilgili bir videom da mevcut. Mailbox'ımda bir mail gördüm. Aynen şöyle yazıyordu. Biz Banggood sitesi olarak kanalınızı keşfettik. Kanalınızda bisikletle ilgili çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Biz size ürün göndermek istiyoruz. Kabul ederseniz ürünler sizin olacak. İnceleyip aşağıya da linklerini ekleyeceksiniz. Önce inanın birisi benimle kafa yapıyor zannettim. İsme baktığımda Amar diye bir isim vardı orada, dedim birisi makara yapıyor kesin. Sonra bir ara dedim bu Nijeryalılarda fil dişi sahillerinde hep vardı işte 1 milyon dolar batık liderin torunuyum kızın gibi spam mailler. Laf olsun diye cevap yazdım. Dedim tamam ürünleri gönderin bana, inceleyin, ne ürün göndereceksiniz, ne şartlarda göndereceksiniz. Hemen ardından cevap geldi. Ürünleri gönderiyoruz, 3 adet ışık göndereceğiz. Bunların sizden incelemesini isteyeceğiz. 10 gün sonrasında ürünler benim elimdeydi. Şimdi bu ürünlere tek tek bakalım. Bana Banggood'dan neler geldi? Şu şekilde German Light diye geçen de bir ön far. Bu güzel bir ışık. Birazdan göstereceğim, ayrıntılarına gireceğim. Şu şekilde bunu şekil olarak hemen göstereyim arkadaşlar. Şekil olarak ben şeklini söylemeyeceğim ama şeklini gördüğünde siz ne olduğunu anlayacaksınız. Evet, şekil olarak neye benziyor? Bu şekilde tutarsanız değil ama bu şekilde tutarsanız kalbe benziyor arkadaşlar. Onun haricinde şu ilginç ürün geldi. Bu hakikaten ilginç bir ürün. Ne olduğunu söylemeyeyim. Şimdi birazdan gireceğim. İlk etapta şundan bahsedeyim. Bu dikkat çekmek için bisikletin arka selesine takılan şu şekilde iki tane modu olan, ister yanan ister yanıp sönen modu olan dikkat çekici bir bisiklet lambası. Şu şekilde asıyorsunuz. Aslında bu şekilde asılan yapsalarmış daha güzel olurmuş. Bu şekilde başka bir şeye benziyor da. Neyse, orasına girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle basit bir lamba. Fiyat bilgisini, link bilgisini hemen aşağıya atıyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla bunda şu anda indirim de var. 4-5 dolar gibi bir fiyatı var bunun. Komiklik olsun, muziplik olsun diye isteyen arkadaşlar bunu tercih edebilir. Ama benim esas anlatmak istediğim ürünler bunlar değil. Esas anlatmak istediğim diğer ürünler. Kutu açılımı diye bir şey yapmıyorum. Kutuların içinden zaten ne çıktığını hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane kelepçe çıkıyor. Hemen onu gösterelim. Şarj cihazı çıkıyor. Arkasından da gidona sabitlemek için kelepçesi çıkıyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Şu kelepçenin özelliğini, şu kelepçenin özelliği, evet, kaliteli bir kelepçe yapmışlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Üzerinde bir alüminyum parça var. Gidon boyu önemli değil. Tüm gidonlara oluyor. Şu şekilde de lambayı üzerine monte ediyorsunuz. Gayet şık ve güzel duruyor. Bu lambanın özelliğine şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu lamba küçücük görünüyor ama şimdi birazdan testine geçeceğiz. Biz bunu Deniz'le beraber dış ortamda test ettik. Orada göreceksiniz, ciddi aydınlatıyor. Süresini henüz test etme imkanım olmadı ama birkaç turdur tek şarjla kullanıyorum. Üzerinde basit şu şekilde bir tuşu var. Buna basılı tuttuğunuz anda ışık yanmaya başlıyor. Ondan sonra buradan çeşitli şekillerde modlarına geçebiliyorsunuz. Esas ürün benim gerçekten ilgimi çekti. Kutusunu şöyle şık kutu yapmışlar. Kutunun içinden BMW anahtarı çıkacak zannediyorsunuz. Gerçekten Çinliler bunda uğraşmışlar. İçinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir kutu ve içinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kutunun içinde ne var? Bu kutunun içinde araba alarm anahtarı gibi bir anahtar var. Ondan sonra şu şekilde montaj cıvataları var. Hatta içinde alyanına kadar koymuşlar. Onun haricinde gidona bağlama aparatları, özür dilerim gidona diyorum, bu seleye monte ediliyor. Seleye bağlama aparatları var. Ve bir adet de yine USB şarj kablosu var. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu ikisi, şundan bir tane daha var. Şöyle göstereyim. Bunlar seleye bağlama aparatları.
Gelelim ürünün kendisine. Ürünün kendisi gerçekten hoş, ilginç bir ürün. Ürünün kendisine geldiğimizde şu şekilde bir görüntüsü var. Altta iki tane tuşu var. Yanda yine USB ile şarj edebilmeniz için bir micro USB soketi bulunuyor. Şöyle kolayca açılıyor. Etrafına baktığınızda ürün basit. Altında görüyorsunuz bir alarm düğmesi, bir alarm sireni var. İki adet de manuel olarak uzaktan kumanda haricinde kontrol edebilmek amacıyla A ve B tuşları bulunuyor. Arkasında da farı bulunuyor. Hemen kumandaya gelelim. Kumandanın özellikleri arkadaşlar, kumandanın üzerinde 4 tane fonksiyon tuşu var. Bu fonksiyon tuşları bir tanesi alarmı aktive ediyor, bir tanesi alarmı deaktive ediyor. Bir tanesi korna olarak, bir tanesi arka ışık olarak kullanmanıza yarıyor. Bir diğeri de bisikletinizde zil olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ürün gerçekten ilginç bir ürün. 3 adet fonksiyonu var. Bu 3 fonksiyonu ayrı ayrı almaya kalktığınızda fiyat olarak herhalde iyi bir şey aldığınızda 50 dolarları bulursunuz. Fakat Banggood'da satılan bu üründe ne kadar şu anda indirimde ekranda görüyor olmanız gerekiyor. 20 dolar gibi bir fiyatı var. Yani ne ediyor 20 dolar desek 70 liraya hem alarm alıyorsunuz, hem korna alıyorsunuz, hem de ciddi güzel iş gören bir ışık alıyorsunuz. İsterseniz hatta şurada deneyelim. Şu şekilde basılı tuttuğumda sesi duyuyorsunuz. Dıt 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 da aktive daha değil. Bekliyoruz. Şu anda aktive oldu. Şu an ben elimi kıpırdattığımda gördüğünüz gibi ötecek. İkinci tuşla deaktive ediyorum. Ses bayağı iyi çıkıyor. Şu şekilde de ışığını yakıyorum. Yanıp sönen bir ışığı var. Birkaç fonksiyonu var. Görüyorsunuz yine yanıp sönen, ara ara sönen, yani birkaç fonksiyonlu şöyle güzel bir ışığı var. Çok fazla bakamadım şimdi kaç tane fonksiyonu olduğunu. Buradan basılı tuttuğunda yine kapatıp açabiliyorsunuz. Kapatamadım. Evet. Kapandı. Aynı şekilde dediğim gibi ne olarak kullanıyorsunuz bunu? Aynı şekilde şöyle görüyorsunuz. Zil olarak da kullanabiliyorsunuz. Montajına geldiğimizde dediğim gibi içinden çıkan aparatlarla, şurada gördüğünüz aparatlarla selenize çok kolay monte edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yer de kaplamıyor ve dışarıdan baktığında daha çok alarmdan ziyade lamba izlenimi veriyor. Bunu da düşündüğünüzde bu ürünü gerçekten mükemmelleştiriyor. Şimdi hadi bakalım ne yapalım? Şunu bir açık ortamda şu alarmlı lambamızı ve bu lambamızı test edelim. Sesler için özür dilerim. Birazdan ses bozulacak. GoPro'nun kendi mikrofonuyla dış ortamda kayıt yaptım. Şimdi siz karanlıkta beni görmüyorsunuz ama şu anda Solar Storm ve bu lamba, Banggood'un bana göndermiş olduğu lamba. Yani şu anda benim lambayı görüyorsunuz. Önüm lambanın aydınlatması. Hemen kapatıyorum. Solar Storm'u görüyorsunuz. Aralarında çok ciddi bir fark yok. Bu lamba çok küçük olmasına rağmen bayağı güzel aydınlatıyor. Şimdi Solar Storm'u kapattım. Şöyle ön taraftan alırsak fonksiyonlarına da bakalım. Bayağı bir aydınlatıyor herhalde. Oradan parlaktır değil mi? Bu arada ilk defa kameraman kullanıyorum. Deniz sağ olsun bana kameramanlık yapıyor. O yüzden onunla da acemilik var. Ben de hiç hep kendim çektiğim için bende de acemilik var. Sürekli yönlendirip duruyorum Deniz'i. Ama da neydi o ya? Cevat kelle gibi oldu. Bir de şöyle bu ışıkta böyle modlar var arkadaşlar. Testlerde seyrettiğiniz gibi ürünler gayet kullanışlı. Özellikle şu lambayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hazır indirim varken arkadaşlar kaçırmayın. Gördüğünüz gibi Solar Storm'dan çok daha iyi aydınlatıyor. Ayrıca bu alarm da ilginç. Özellikle şehir içi kullanımında, özellikle bisikletini araç olarak kullanan arkadaşların çok işine yarayacağını düşündüğüm bir ürün. Ekstradan alta ne yaptım arkadaşlar? Ekstradan ışık elimde yanmaya başlamış. Linklerini aşağıya ekliyorum. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Ayrıca Banggood'un bana özel göndermiş olduğu, yani Geziniyor kanalına özel göndermiş olduğu %6'lık bir indirim kuponu var. Bunu da kullanmayı unutmayın. Şayet satın alacaksanız arkadaşlar. Şu değişik lambadan da alabilirsiniz. Şekil itibariyle kalbe benzediği için ilgi çekebiliyor. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada bu ürünleri ne yapıyorum? Hemen söyleyeyim, Banggood'dan gelen bu ürünleri önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta yılbaşı çekilişine giriyoruz artık. Epey bir hediye vereceğim. Aranızdan bir kişi ciddi hediyeler kazanacak. Bilmiyorum, belki iki kişi de olabilir bu. Duruma göre bakacağım.
O yüzden şimdiden hazır olun. Önümüzdeki haftalarda bir yılbaşı çekilişi geliyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videolarımı sosyal medyada paylaşarak, tavsiyelerde bulunarak bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.